Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerimiz, bugün Hazreti Ali radiyallahu an çok güzel sözlerinden derlenmiş bir rivayeti paylaşacağız. İnşallah her birimizin bundan sonraki hayatına bu güzel sözler mihmandar olacak, öncülük edecek. Hazreti Ali radıyallahu an birçok vasfı var kendisinin. Çok güzel bir hatip oluşu da önemlidir. Çok güzel konuşurdu. Çok güzel söz söylerdi. Onun için kendisinden çok özlü sözler rivayet edildi. Bunlardan bir tanesini bugün programımıza konuk edeceğiz. Çok önemli. Neden? Sözü söyleyen de çok önemli söylediği sözlerdi. Hazreti Ali radıyallahu an bir defa yanında bulunanlara şöyle hitap etti. Size beş şey öğreteceğim. Birazdan okuyacağız. Dikkat edin. Ezberleyip sakın aklınızdan çıkarmayın. Onları gemilere binip uzun seferlere, uzak memleketlere gitseniz bile benden başka ehlini bulup soramazsınız. Evet, şimdi daha da merak ettik değil mi? Merakımızı çok da ileri boyutlara taşımayalım. İşte o beş maddeyi sizlerle paylaşalım, açıklamaya çalışalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Ali radiyallahu anh efendimiz. Bir, Kimse Allah'tan başkasından başka bir şey ümit etmesin. 2. Kimse günahından başka bir şeyden korkmasın. 3. Alim bilmediği şeyi öğrenmekten yorulmasın, omuz silkmesin. 4. Sizden birinize bilmediği bir şey sorulduğu zaman ben bilmiyorum diyebilsin ve beş, Ceset için baş neyse iman için de sabır odur. İşte Hayber Kalesi'nin o kalın kalenin kapısını Allahu Teala'nın izniyle bir hamlede alan o yiğit insanın aynı zamanda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında en önemli yerlerden bir tanesi olma şerefine erişmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ile evlenen Fatıma radiyallahu anha annemizle evlenen Ali radiyallahu an hem de halifedir. Bu güzel insanın şu beş tavsiyesini bugün inceleyelim. Ne demişti başta? Size beş şey öğreteceğim, dikkat edin, bunu ezberleyin ve sakın aklınızdan çıkarmayın. İlkiyle başlayalım. Kimse Allah'tan başkasından bir şey ümit etmesin. Ne demek? Sadece Allah Celle Celaluhundan iste. Ondan beklenti içerisine gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her şeyi Allah'tan beklemem, ümit etmem bana yeter buyuruyor bir hadisinde. Evet, her şeyi Allah'tan beklemek, umudunu Allah'a bağlamak, insanı hayırlı olan bütün vasıflara sevk eden iki madde. Allah'a bağlı yaşamak ve her şeyin ondan geldiğini bilmek aslında imanın özüdür insanı derecelerin en yukarısına taşır. Yani bir kul o iman tohumunu kalbine ektikten sonra Allah'ın emirlerine uygun şekilde itaat etti, hareket etti, imanını eğer o tohumla bir de sularsa, kalbini kötü ahlaktan temizlerse Allahu Teala ona kamil bir iman sahibi olarak ölümle müjdeliyor. Böyle bir övgü oluyor. O yüzden her şeyi Allah'tan beklemek çok ama çok önemli. O yüzden işte birinci maddede aktarıldı belki de. Yani her gücün bugün güç dediğimiz insanın kas gücü var. İnsanın konumu dediğimiz şurada çalışan burada tanıdığı olan çok zengin olan veya veya veya. Güç anladığımız her gücü toplayın yine de bugün şu ilk maddede konuşacağımız güce ulaşamayacak. Yeryüzünün tüm güçlerini toplasanız da olmayacak. Çünkü esas mülk sahibi ve gücün her şeyin sahibi Allahu Teala'dır. İşte biz insanlar eğer Allahu Teala'nın gücünü, kudretini sonsuz bize bahşeylediği bunca nimeti bir hatırlayabilsek, hatırlamamız gereken zamanda zaten birçok günahtan, yanlıştan uzak kalmamıza bu yetecek. Ama bunu yapamıyoruz. İşte o yüzden bütün varlığı yaratan Rabbimdir. Ve her gücün üstünde bir güçtür benim Rabbim. Benim şu an buna gücüm yetmiyor. Buna karşı koyamıyorum bunu yerine getiremiyorum. Bu bana böyle söylüyor. Bir şey söylersem işimden olurum, aşımdan eşimden olurum diye bir şey söyleyemiyorum diyoruz ya. İşte her gücün üstünde olan Rabbim Celle Celaluhu'dur demek bunu hatırlamak lazım. Kardeşlerim bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Allah Celle Celaluhu sizin velinizdir, sizi koruyan ve kollayandır. Sizi yoktan var eden O'dur. Ona inandıysanız ondan başkasına el açmayın, önünde eğilmeyin, başkasından umut beklemeyin, Allah'tan ümit bekleyin. O sizin her şeyinizdir. Benim dinim de dünyaya bedeldir, bana yeter.'' Ne güzel buyrulmuş. Biliyorsunuz, mal bir şekilde geliyor ve gidiyor. İkisinin de geçici olduğunu biliyoruz. Akıllı insan kalıcı olana yönelir, değil mi? Dünya ahiretin tarlası diyor büyüklerimiz. Burada ne ekersek ebedi alemde onu biçeceğiz. O yüzden Allah'tan umudumuzu kesmeyeceğiz. Onun ipine sarılacağız, ona yalvarıp yalnız ona el açacağız. Öyle ki bazen her birimizde olur. Bu utanılacak, ayıplanacak bir mevzu değildir. Biz zayıfız zaten. Affedersiniz. Tuvaletini yapmadan yaşayamayan, yemek yemeden yaşayamayan, su içmeden yaşayamayan hava olmazsa birkaç saniyede boğulan, ölen yaratıklarız. Hasılı işte o acziyet içerisinde kalmamızı sakın kınamayın. Kendi kendinize hanım olun, erkek olun. Ben neden böyleyim, neden bu kadar zayıfım diye hiç düşünmeyin. Tasa olmasın. Çünkü biz bunun için var edildik. Sorunsuz, problemsiz, ve mükemmel değiliz. Hasılı bizim bilmemiz gereken o moralimizin bozuk olduğu zamanlarda hele hele imtihanın ilk geldiği anlarda şu ilk maddeyi unutmamamız. Nasıl bu? Mümkün olacak ve o belanın ilk geldiği an nedir? Şöyle. Diyelim ki bir trafik kazası yaşadınız. Çok sevmiştiniz, daha yeni borçlarını bitirmiştiniz, bir aracınız var. Bu aracınıza hırsız girdiğini, içindeki şunları bunları aldığını, camları kırdığını, zarar verdiğini öğrendiniz. Elbette ki, oh be, iyi ki hırsız arkadaş gelmiş. Ne güzel, camları patlatmış, bu kadar bana zarar vermiş diye sevinecek durumda değiliz. Ama ölçülü bir şekilde şaşırdık, üzüldük, sinirlendik ama vardır bunda da bir hayır dedik. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Şimdi bu denklemi değiştirdi. Bir dakika. Benim acaba bir hatam var mıydı? Zaten ben başıma gelen her şeyin bir imtihan olarak bana yollandığını biliyorum. Hemen bak renk değişti. Peki buna sebep olan neydi? Arabaya alarm taktırmadım, kapısını açık bırakmıştım. Tamam, o önlemleri alayım. Ama bunları aldıktan sonra bir şey başıma geldiğinde ilk anda Rabbime Celle Celaluhu Hemen dönmem ve evet ben biliyorum ya Rabbi." deyip isyan etmeden buna katlanmak gerekiyor. Yani sabırın en önemli yeri ilk anda. Bir kayıp oldu diyelim, cenazeniz var veya hasta oldunuz. Aylar sonra insan zaten alışıyor. Yani bir ölüm haberi aldığımızda elbette üzülüyoruz, ağlıyoruz. Biraz zaman geçiyor. O zaman sanki bir ilaç gibi yarayı nasıl uyuşturuyor ağrıyın hissetmememize vesile oluyor. Zaman en güzel ilaçtır derler ya belki oradan geliyor. Unutuluyor. Evet belli bir zaman geçiyor unutuluyor. Bu da böyle. İlk anda inşallah sabredenlerden oluruz. Zaten o beşinci maddede de sabır var. Onu tekrar vaktimiz olursa işleriz. Kardeşlerim az önce hasbunallah ve ni'mel vekil dedik ya. Bununla alakalı olarak şu mevzuyu da paylaşmak istiyorum. Şeddat bin Evs radiyallahu an o naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Hasbunallah ve nimel vekil demek her korkulu şeyden güven içerisinde olmak demektir. Her korku veren şeyden güven içerisinde olmak. Bu nedir? Ne anlama gelir? Sadece deprem mi olabilir ama sadece o değildir. Eve hırsız girmiştir belli bir zaman önce. Bu sizde takıntı olmuştur. Her gece korkarak yatağınıza gittiniz. Evet. Bu onda da geçerlidir. Yani korku duyduğunuz her şey bir hastahanedesiniz, sevdiğiniz bir insanın veya sizin bir muayene veya laboratuvar sonucunuz gelecek birazdan korkuyorsunuz. Evet, o zaman da hasbunallah ve ni'mel vekil. Kardeşlerim, işte bu durum Zümer suresinde kerim olan kitabımızda da geçiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah kuluna kafi değil mi? Kim Allah'a dayanıp güvenirse, her şeyi ondan beklerse, Allah ona kafidir. Evet, her şeyi yaratan ancak Allahu Teala'dır. Ve bunu biz sadece dilimizde değil, yaşantımız içerisinde de gösterir ve sadece ondan medet bekler, ona el açarsak bu inanç bize yeter. Tabi burada samimi olmak gerekiyor. Ağız her şeyi söylüyor affedersiniz. Söven de ağız, dua eden de ağız, yalan söyleyen de, değil mi? Ama samimiyetle bunu yapmak lazım. Yaşantımıza biz bunu nasıl uygularız? Mesela o örnekleri hatırlayalım. Hayatımızın her anında inandığımız bir değer değerdir. Ben şu zamanlar bu inandığım değere inanıyorum. Şu zamanlar değil diyemeyiz. İnanç ya vardır ya yoktur. Acabalarla, kısım kısım, bana görelerle, benim düşünceme görelerle inanç gelişmez. İnanç dışı kalırız. Allah korusun. O yüzden biz İbrahim aleyhisselamı hatırlayacağız. İbrahim aleyhisselam ne yaptı? hiçbir zaman zaten tapınmamıştı, o putları paramparça etti. Kendine Nemrut ilah edinmişti. Her insana da kendisine taptırmaya çalışıyor. Zaten putperest bir halk ama İbrahim aleyhisselam ne yaptı? O kendine ilah edinen zalim Nemrut'a, putperest halka Allahu Teala'yı dini anlattı. Ya Nemrut, İbrahim aleyhisselamı yakmak için biliyorsunuz öyle bir ceza verecekti. Diğer insanlar, putperestler de İbrahim aleyhisselama inanmasınlar. Tek olan Allahu Teala'ya inanmasınlar diye. Hatta orada ilginç bir nokta var. Nemrud'un kalben aslında inandığı da aktarılır. Ama öyle bir hırs yapmış, etrafındaki yardımcıları öyle bir onu kandırmışlar ki sapıtmış gitmiş. Zaten dinsiz, imansız bir şekilde helak olmuş. Hala da battığı biliniyor. Şimdi burada üzerine bir kez daha düşmemiz gereken bir yer var. Ne yaptı? Bir hafta boyunca bir gösteri olsun diye kimse meyletmesin bu işlere diye odun yığdılar. Bütün oradaki putperestler zorunlu olarak Nemrud'un emriyle bir hafta odun taşıdılar. Meydana yığdılar odunları derken bir emir verdi ateşe verdiler. Mancının üstüne koydular İbrahim aleyhisselamı ne yaptılar bekliyorlar. Ateşe atacaklar, sözde öldürecekler. Emir geldi. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı ama Allahü Teala peygamberini yalnız bırakır mı? Kimseyi bırakmadığı gibi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yanına geldi. Bütün gücümle senin yanındayım dedi. Yani bir şey istiyor musun? İbrahim aleyhisselam ne dedi? Ya Cebrail Allah benim halimi biliyor değil mi? Cebrail aleyhisselam da evet biliyor deyince hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani ne dedi? Allah ne güzel vekildir. Benim yardımcımdır. O bana yeter dedi. İbrahim Aleyhisselam böyle deyince Allahu Teala o ateşi etkisiz hale getirdi. Güllük gülistanlık oldu. Ateşin gül olduğu yer oldu. Ama o İbrahim aleyhisselamdı. Bir peygamberdi ben peygamber değilim Haklısınız. Hiçbirimiz değiliz ve hiçbir kişi de peygamber olmayacak. Ama burada bir nüans var. Biraz düşünmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu her kuluna yakın olduğunu ve her kulu için değerlendirmelerde bulunduğunu bize bildiriyor. Bir insan Allah'a güvenip yalnız ondan beklerse Allahu Teala onu yalnız bırakmaz, onu kurtarır. Tabi günümüzde biz aceleci olduğumuz için çocuğumuz olmuyor, çocuğumuzun olması için dua ediyoruz. İşimiz olmuyor, biraz acele edip, haklıyız tabi, ödemelerimiz var, bir an önce işimizi bulmak istiyoruz. Veya şu olmasın, bu olsun dua ediyoruz. Bunlar olmadığı zaman da aklımıza şu geliyor, benim dualarımı kabul olmadı mı? Allahü Teala beni sevmiyor mu diye. İşte şeytanın bizim beynimize fısıldadığı cümleler veya buna benzer cümlelerden uzak kalacağız. Hayır. Rabbim Celle Celaluhu benden daha iyi bilir. Ben görevlerimi iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışayım. Ona sığınayım. Başkasının karşısında şöyle el pençe divan duracağıma, yalakalık, yağdanlık yapacağımı, kimin huzurunda durmam gerektiğini bileyim. Düzgün bir şekilde namaz kılmam mı gerekiyor? Evet. Farz olduğunu biliyor muyum? Evet. Hemen itiraz etmeden, bahaneler öne sürmeden, Ya Rabbi işte geldim, abdestimi aldım, huzurundayım Ya Rabbi deyip, Allahu Ekber deyip başlayacağız namaza. Örtünmemiz mi gerekiyor? Nefsime ağır geldi, şu şöyle derdi, bu böyle derdi, bir sürü bahane çıktı. Ama biliyoruz değil mi? Hemen örtünmeye başlayacağız. İçki içiyoruz. E, i̇çkinin haram olduğunu biliyorum. Ama ben Müslümanım. Nasıl ki bir şişenin içerisinde süt var diyelim tertemiz bir süt. Çok affedersiniz. Bir damla neciz konduğunu bilseniz o kocaman sütün bir faydası olur mu? E ben şimdi inançlı olduğumu söylüyorum. Allah'tan korktuğumu söylüyorum. Kaza kadere ahirette yani yeniden dirilmeye. Cennet cehennemin olduğunu biliyorum. Ama bile bile neden bu hareketleri yapıyorum diye düşünmemiz lazım. Şeytan da bunu düşündürtmeyecek zaten mevzu o. O yüzden biz İbrahim aleyhisselam değiliz deyip de aradan sıyrılamayız. O peygamberdi ama bizden daha fazla imtihana tabi tutuldular. Dünyada ayette de geçtiği üzere o kadar ağır imtihanları olan insanlar olmuş ki peygamberler de onlardan bir tanesidir. Bunu unutmayalım. Allahu Teala hiçbir kuluna taşıyacağından fazla bir yük yüklemeyeceğini zaten buyuruyor. Bu sözün üzerine söz konuşmanın da bir gereği yoktur. Kardeşlerim, gelin şimdi biraz daha yakın bir yerden örnek vereyim. Birinci maddedeyiz bu arada. Eğer yeni dinlemeye başladıysanız, Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz beş şey söyleyeceğim size dikkat edin bunları yaparsanız bunlar çok önemli şeyler. Ezberleyip aklınızdan çıkarmayın. Bunu yaparsanız Allah'ın izniyle doğru yoldasınız. Çok dikkat edin demişti. Biz de Allah'tan başkasına ümit bağlamamak konusunu konuşuyoruz şimdi. Bununla alakalı olarak da şöyle bir bilgi verelim. Mekke fethi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra güvenliği için Mekke'nin çünkü etrafında bir sürü kabileler var biliyorsunuz. İslam ordusunu kurdu. Taif'e doğru yola çıkmıştı. Huneyn denilen yere geldiler, yaklaştılar. Düşman da zaten karşıda. Özet olarak söyleyeyim, o Huneyn Savaşı olarak anılan bu muharebede, İslam ordusu çok zorlu bir mücadeleden sonra galip geldi Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş boyunca ordunun bazen önünde yer aldı, bazen sola geçti, bazen sağa geçti. Bazı sahabeler geriye çekilmeye başlayınca Hazreti Abbas radıyallahu an gür sesiyle onları çekilmemeleri için uyardı. Sahabelerin neden geri çekildiğini Aklım almıyordu diyor. Huneyn vadisine gidince bunu gördüm. Tepenin üstünden İslam ordusunun üzerine sürekli akın olmuş. Savaş bitince Huneyn vadisinde düşman ordusunun malı mülkü meydanda kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş öncesinde orduyu donatmak için Mekkeli Saffan adında zenginden borç para almış. Dinde zorlama yok. Saffan henüz Müslüman olmamış, hala müşrik. Saffan savaş meydanındaki malı, mülkü görünce gözleri kamaşmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saffan'a "Hepsi senin olsun." demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cömertliğini gören o Saffan radiyallahu an ne diyor? Bu cömertliği ancak peygamberler yapar diyerek Müslüman oluyor. Anlatım Burada bitti. Şimdi İslam ordusu galibiyeti kazandı. Yaralıların tedavisi yapıldı. Şehitler defnedildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok yorgun dinlenmek için şöyle bir köşede oturuyor. Tam o sırada ölü numarası yapan o düşman askerlerinden bir tanesi yattığı yerden hemen kalktı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcını aldı ve dikildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı yok elinde karşısında iri yarı bir kişi. Söyle dedi. Şimdi şimdi seni kim kurtaracak ha? Lütfen düşünün. Böyle bir anı yaşadığınızı düşünün sadece empati yapalım. Karşınızda böyle bir insan var. Ne olur? Zannediyorum biz zaten kalp krizinden gideriz. Öyle bir durum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hiç telaş etmedi. Aynısını söyledi. Hadi biz de diyelim mi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter o beni korur. Bu söz üzerine adam korkmuş, titremiş, elinden de zaten biliyorsunuz kılıç düşmüş. Her zor durumda, sıkışık durumda yaratılana değil, yaradana el açıp yalvardınız mı? Allahu Teala biznillah bizi korur. İlk madde böyleydi. Hazreti Ali radıyallahu an o enfes anlatımıyla buna çok önem verdi. Sakın sakın Allah'tan başkasından bir şey beklemeyin. İkinci madde o da çok önemli. Günahından kork. Korkunun en zirve noktası korkunun günahın olsun kardeşim. Kimse günahından başka bir şeyden korkmasın. Biraz bunu açalım inşallah. Şimdi 2020 senesindeyiz. Günahlar artık eskiye oranla katlana katlana devam ediyor. Sanki hücum etmiş gibi. Zaten adı da yaşadığımız zamanın ahir zaman. Dünya sevgisi, kirası, ev ödemeleri, çocuğun okulu şu bu derken Kur'an'dan ve ahiretten maalesef uzaklaşmış bulunuyoruz. Daha rahat bir hayat sürmek, daha istediklerini yapabilmek, bir sürü oyunlar, meşguliyetler bizi mahvetti. Artık kötü, ayıp, şer, günah bunlar hiç konuşulmaz oldu. İşte o yüzden günahın bu kadar sıradan hale geldiği bir zamanda yaşayan biz insanların bu konuda daha büyük riskler taşıdığımızı bilmemiz icap ediyor. Kardeşlerim, daha önceki programlarda sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız, her insanın bir karakolu vardır vücudunda. O da vicdanıdır, kalptir. Dört kapakçıktan veya iki kulakçık, iki kapakçıktan oluşan o et parçası kan pompalayan kalpten bahsetmiyor. Vicdanı insanın emniyet karakoludur. Bir hata işleyeceksiniz veya işlediniz o vicdan azabı dedikleri budur. Hatta dünyada verilen hapis cezalarından veya kırbaçlamadan daha ağır olanı şüphesiz insanın duyduğu vicdan azabıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün soruyorlar: "Efendim, iyilik ve kötülük nedir?" diye. Bu kısa soruya şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz: "İyilik kendisiyle kalbinizin inşirah duyduğu, rahat ettiği fiil ve davranışlardır. Kötülük ve günah kalbini ve vicdanını tırmalayan şeylerdir. Bu nedenle sana birileri fetva verse de sen vicdanına ve kalbine danış. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor müsnette. Cidden kişiyi günahtan vazgeçirmek için yalnız başına o insanın iman etmesi ve çok güçlü bir okuyucu olması ilminin çok fazla olması yeterli değildir. Bu ölçü değildir arkadaşlar. Evet, imanı daha kuvvetli olan insanların daha az günah işlediği, ilim sahibi insanların daha dikkat edebileceği biliniyor. Ama yalnız başına kişiyi günahtan vazgeçirmek için bunlar yeterli değil. Kişi diyelim inandı. İnandıktan sonra Allahü Teala'yı tanısa da günahın cehennem azabının netice verdiğini bildiği halde nasıl olsa Allahü Teala beni affeder. ileride tevbe ederim. İçkiyi bırakırım, kumarı, fuhuşu bırakırım. Sonra bir umreye giderim. Orada da namazı başla, namaza başlarım. Burada devam ederim. Sıfırlarım kendimi gibi telkinlerde bulunabilir. Daha yaşım genç. Benim önümde çok uzun yıllar var. Nefsinin aldatmasına böyle mağlup olabilir. Şeytanın tuzağına düşebilir. Şeytanın türlü türlü hilelerine aldanabilir. Ölümün ne zaman geleceği bilinmediği için gaflet anında yakalanıp Allah korusun imansız bir şekilde bu dünyadan ayrılabilir. Yani bu örnekleri niye verdik? Bu saydıklarımız ve daha fazlası günahtan vazgeçirmiyor. Sadece iman ettim veya çok fazla kitap okuyorum veya tasavvuf erbabıyım. Bunlar yeterli olmuyor. Hele hele alışkanlık kazandıysa bir insan o günah ile ilgili hangisiyse artık onu terk etmesi gerçekten zor oluyor. Bir bağımlılık gibi oluyor. Şöyle düşünelim. Nasıl ki sigaranın, içkinin, kumarın bir bağımlılığı varsa, zinanın da bir bağımlılığı vardır. Bağımlılık dendiği zaman aklımıza ne gelir? O her neyse artık, madde mi, manen bir şey mi, hangi bağımlıksa, iyi bağımlıklar da var. O bağımlılığı hangi şeyse dedim, başta tekrar ediyorum ele geçiremediğimiz zaman, yapamadığımız zaman, ondan yoksun olduğumuz zaman kendimizi çok kötü hissediyor. Onsuz olamıyorsak buna bağımlılık deniyor. İşte bugün şu ikinci maddede sizlerle paylaştığımız günahlara bağımlılık da var. O yüzden en tehlikelisi budur. Hem günah işliyor ve o günah bataklığında bağımlılık haline gelen bir hale geliyor. İşte bu durum o kadar tehlikeli ki buraya gelmeden önce frene basmak lazım. Yani önümüzde uçurum olduğu belli ama şimdiden fren, frene basmazsak bu arabanın gideceği yer 3 aşağı 5 yukarı bellidir, uçurumdadır hemen şimdiden frene basmam lazım. Peki fren ne oluyor bu örnekte? Tevbe etmek, yeni sohbet yerleri bulmak veya gidemiyorsanız imkanınız yoksa bu insanların toplantılarına, sohbetlerine, konferanslarına katılmak veya okumak. Ama en önemlisi etrafınızda hayrı tavsiye eden size, şerden sakındıran, hatalarınızı Allah rızası için söyleyen kötü gün dostu diyeceğimiz sırtınızı döndüğünüz zaman ben buradayım kardeşim diyebileceğiniz insanlar bulmak lazım. Kardeşlerim bu zamanda bir insanın Müslüman bir kadın diyelim, Müslüman bir erkek imanını güçlendirmesi ve yeni baştan imanını tazelemesi lazım. Ne demek bu? İmanın şartları. İslam'ın şartları. Allahu Teala'nın sıfatları neler? Peygamberler, onların sıfatları neler? En azından şöyle peygamberlerin isimleri sıralandığı zaman, Yunus Aleyhisselam dendiği zaman bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? İbrahim Aleyhisselam dendiği zaman bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? Mesela meleklere iman dendi. Melekler sayabiliyor muyuz? E ben bunları biliyorum zaten demek. Kurtuluş değil. İmanımızı güçlendirmek taklitten tahkike çıkarmak gerekiyor. Bu da bilgilenmek ve okumakla mümkündür. O yüzden günaha karşı en güçlü silahımız bizim Rabbimizin izniyle Celle Celaluhu dinimizi Yeniden öğrenmeye çalışmamız yeni bir sayfa açmamızdır. Şöyle bitirelim inşallah. İmanla bir insanın amelleri arasında mutlaka bir münasebet bir ilişki vardır. Tekrar ediyorum, imanla o insanın ameli arasında. Burada ne dedik? Bir taklidi imanımız vardı bir de tahkiki imanımız vardı. Ağzımızda söyledik. Allahu Teala'nın her şeyden bütün yaratılmışlardan efendim münezzeh olduğu, onlara benzemediği, eşi ve benzerinin olmadığı vesaire bunların hepsini söyledik. Şimdi ayrıntıya inerek bir dakika. İbrahim abi Halil İbrahim sofrasında geçen söylemişti. Ben meleklerin isimlerini biliyor muyum? Peygamberlerin hayatlarından en azından ikişer dakika biri bana sorduğunda, sen madem Müslümansın, bana anlat bakalım Yusuf Aleyhisselam'ı, anlat bakalım Süleyman Aleyhisselam'ı bir iki cümle dediği zaman, ben de bilmiyorum dememek için bu soruları soralım. Gerçekten benim bileyim ne kadar. Bunu gözden geçirelim ve imanın en güzeli olan her şeyiyle, hissederek bildiğimiz yaşadığımız bir imana yükseltelim. Allah'ın dünyada vereceği ceza yanında ahiretteki cezasını ancak böyle hatırlarız. Nefis ve hevesten gelen o boş şeyleri ancak böyle süpürürüz. İman kalpte ve kafada daima manevi bir yasakçı bırakır. Tam bir günah işleyecek insan bir dakikaya sen ne yapıyorsun der. Hani karakol demiştik ya. O fren mekanizması dedik ya burada devreye girer. Bir dakikaya sen ne yapıyorsun ne faizinden bahsediyorsun? Ama e, ev almam lazım. Bir dakika. der. Mutlaka bir yasakçı bırakır, bir nöbetçi bırakır. E ben şunu yapmak istiyorum. Bir dakika. Bunun şu an vakti değil. Ben şunu yapacağım. Hayır caiz değil der. Ama eğer bu bekçi bırakılmazsa ezbere bir imanımız olursa, kulaktan dolma ve hiç emek göstermediğimiz bir e, dinin mensubu olduğumuzu söylersek, maalesef günahlarla haşır neşir oluruz. Üçüncü madde, Hazreti Ali radıyallahu an ne buyurmuştu üçüncü maddede? Alim bilmediği şeyi öğrenmekten omuz silkmesin. Yani kaçmasın. Bu da çok 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 önemli. Kardeşlerim, sadece alimler için olmasın, bizim için de olsun bu madde. Vatandaşlar için de olsun. Bunu zaten çocukluğumuzdan beri duyuyoruz, biliyorsunuzdur. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bunu biliyoruz. Çok kısa bir kelime ama unutulacak da bir kelime değil bu. Şöyle ki gerçekten her şeyi öğrenmek ve bilmek gerekir mi? gerekmez. Faydalı olan, mecbur olduğum şeyleri öğrenmek, mutlaka benim ya bu dünyada ya da ahirette lazım olacak şeyleri öğrenmem gerekir. Eğer ben doktorsam, benim ilmimle alakalı şeyleri öğrenmem lazım ki, ona göre hastayı muayene edebileyim. Eğer ben bir deprem araştırmacısı veya başka bir sektörde isem ona göre ilmimin olması lazım. Bu benim için gereklidir ama bir doktor için damarların ne bileyim etrafındaki sinir sistemlerinin toplasanız e, kaç metre olduğu ile alakalı bana gerekli olan zaruri bir bilgi yok. Veya buğday, nohut eken bir çiftçi kardeşimizin o bildiği şeyleri bugün bir doktorun veya bir efendim mühendisin farklı sektörde ise bilmesi zaruri değildir. Hepimizin dalına göre, konumuna göre değişir. Ama tekrar ediyorum. Her şeyi öğrenmek bilmek de insanı yoldan çıkarabilir. Faydalı olanı, mutlaka bana lazım olan neyse onu öğrenmem gerekir. Mesela bunlar neler? Az önce bahsettiğim için burayı uzatmıyorum. Dinimi öğrenmem gerekiyor. A'dan başlayacağım. Sıfırdan başlayacağım. Bir dakikaya kaç sene oldu acaba? 54 farzı konuşmayalı. Peygamberlere ait sıfatları bir kez daha tekrar etmeyelim. Du bakayım bir gözden geçireyim. Bir beyin jimnastiği yapayım diye düşünelim. Bunun bize bir faydası da olacak inşallah. O da bugün birçok insanın müptela olduğu Allahü Teala şifalar buyursun. Alzheimer isimli bir hastalık var. Ona karşı da bu beyni çalıştırmak faydalı olacaktır. Arada korkmayın bu tür şeylerden. Haramlar nelerdi? Bir kez daha düşüneyim. Amentü esasları deniyor. Bir dakika. Onun Türkçesi ne anlama geliyordu? Mesela Fatiha suresini okuyoruz her namazda. Bir dakika. Ben Fatiha suresini, İhlas suresini, Ayet-el Kürsi okuyorum ama bunun anlamı nedir acaba? Şöyle tefsiri açıp da bir dakika ben ne okuyorum diye düşünelim. Onun dışında hangi sektördeysek, branşımız neyse onunla ilgili bilgiler öğrenebiliriz. Ama gereksiz şeyleri öğrendiğimiz zaman bu zamanın da sahibi, her şeyin sahibi olan Allahu Teala'ya karşı yine bir isyana, bir günaha girmiş oluruz. Zamanı boşa harcamış oluruz. Bugün sosyal bir çöküş var maalesef. Toplum gittikçe daha da cahil bir hale geliyor. Görgüsüzlük, kabalık almış başını gitmiş. Eskiden mesela adabı muaşeret derlerdi. Bazı kurallar vardır. Kibarlık, nezaket, incelik, efendilik, hanımefendilik. Bunların hepsi demesek de çoğu şu anda silindi. Yeni yeni insanlar türemeye başladı. Dolayısıyla insanın zengin olması da onun cehaletini kurtarmıyor. Gereksiz bilgiler diyelim içeren eserleri okudu. O da onu kurtarmadığı gibi gerekli olsa da sırf kibirden dolayı insanlara hava atmak için ne kadar akıllı, ne kadar okumuş şöyle böyle desinler diye eğer o ilmini tamamladı veya kitaplarını okuduysa onun da bir faydası olmayacak. Allahu Teala'dan niyazımız hayırlı ilimle bizi ilimlendirsin. Çünkü amin bildiklerimizle biz sınanacağız. Bu sefer o kadar çok şeyi biliyorum ama bildiklerimin bir tanesini uygulamadım. Öteki adam kendine yetecek, imanını kurtaracak kadarını bildi ama hepsine 15 madde vardı, 15'te 15. Acaba demedi bir tanesine. 7. madde bu zamana pek uymuyor falan demedi. Dolayısıyla bu duamıza amin diyoruz o nezaketin, görgünün, medeniyet dediğimiz ta Medine'nin isminden gelen bu olgunun tekrar gözden geçirilmesi lazımdır. Allahü Teala iyi insanlarla bizleri karşılaştırsın, hayırlı bir şekilde yaşayıp ölenlerden eylesin. Kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anın bizlere tavsiye buyurduğu o beş tane Efendim madde vardı. Onlardan bir tanesi sizden birinize bilmediğiniz bir şey sorulduğu zaman bilmem desin. Bugün bu ne kadar da ön planda değil mi? <laughs> Birkaç kelime öğrenip de kendini bir şey zannedenlerden, kendi aklına göre din anlatanlardan bugün çekmiyor muyuz? Herkes bir şeyler söylüyor. Bana göre şöyle diyor. Peki ne ilmi var? Nereyi okudun? Kimden ders aldın? Google arama motorlarından. Aslında bize düşen kendinin ne olduğunu anlamak, cahilliğini bilmek, hele din konusunda mümkün mertebe susmaktır arkadaşlar. Eğer konuşmanız icap ediyorsa, biri size bir şey sorduğu zaman bu konunun uzmanı olan insanlardan nakiller yapmaktır. Kendi aklına göre bir bilgi vereceğin o bilgi ahirette başına çok büyük işler açabilir. Benim aklıma göre böyle. Ben böyle biliyorum. Bunlar çok tehlikeli. Kardeşlerim, dini konularda konuşurken çok dikkatli olmak lazım, korkmak lazım. Çünkü Diyelim ki bize bir soru sordular ki başımıza geliyor bunlar. Dini sorular soruluyor. Bunlara cevap veremeyeceğimizi çünkü bununla ilgili ruhsatımızın e, olmadığını, bilgimizin de olmadığını söylüyoruz. Buradan da söylemiş olalım. Bu konunun uzmanları var. Ama maalesef insanın nefsine ağır geliyor. Şundan korkmamız lazım. Allah korusun. Birisi soru sordu. Sen de Yanlış bir bilgi verdin. Bunun yüzünden o kişi cehenneme giderse, ahirette yakamıza yapışırsa. Ya Rabbi, şu 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 kişi var ya, ben ona sordum, bilmediğim için onun verdiği cevaptan dolayı bunu yaptım derse ki o demese bile zaten Allahu Teala her şeyi biliyor. Ama sebepler alemindeyiz. Bunu bir göz önüne getirdiğimiz zaman korkmamız için geçerli değil midir? Yeterli değil midir arkadaşlar? Böyle bir vebalden kurtulabilir miyiz? O yüzden bilmiyorsak bir konuda hiç bilmişlik taslamayacağız. Bilmiyorum. Bu bugün maalesef tercih ettiğimiz bir şey değil. Hepimiz hoca olmaya, hepimiz öğretmen olmaya veya hangi konu varsa o an işte konuşulan, gündemde olan, o e, o konuda bilgili olmaya çalışıyoruz ve aklımıza şu geliyor. Ben şimdi bir şey söylemezsem, cevap vermezsem bana cahil derler. Halbuki Allah dostlarının, alimlerimizin de hayatlarını incelediğimizde böyle değil. Ben bilmiyorum demekten sıkılmazlarmış. Karşısındaki insan bazen dermiş ki ya sen bir de alimsin, niye bunu bilmiyorsun falan diye tersledikleri zaman cahiller. Kardeşim dermiş. Ben bildiklerimi size aktarmak için buradayım, bu göreve geldim. Bilmediklerimi zaten size saymaya kalksam ömrüm yetmez demiş. Ama maalesef nefsin de hoşuna gittiği için evet evet bu caizdir, bu değildir. Hatta Allah korusun biraz daha ileri giderek insanları sen kafirsin, sen münafıksın diye tekfir etmeler de başladı. Bunlar da çok tehlikelidir. İnsanın kalbini yarıp da bakmadığınız için ne kadar inançlı olup olmadığını bilemezsiniz. İnsan günahkardır. Haramları ölçüsünde bu derecede ceza görecektir. Allahü Teala dilerse af buyuracaktır. Dilerse sonsuz cehennemini atacaktır. Dilerse cehenneminden sonra tekrar cennete gönderecektir. Bugün bazı aklı evvel insanlar insanlara kafalarına göre sen cehenneme gideceksin. Şunu yapmazsan cennete gidemezsin. Sanki tapulu malıymış gibi haşa. Efendim davranmaktadır. Bu da çok büyük bir tehlikedir. Yani en iyisi haramdı, efendim sevaptı, günahtı, caizdi değildi bu tür mevzulara pek girmemek. Eğer ilminiz yoksa, mürekkep yalamadıysak nakil yapalım en fazla. Yani bugün ben emri bil maruf yapmak istiyorum. İyiliği anlatmak istiyorum. Allah'ın dinini insanlara sunayım, paylaşayım. Çok güzel ama bu biraz ilimli olacak bir şeydir. Veya ilminiz yoksa siz de bu aciz kardeşiniz gibi yaparsınız. Araştırmaya çalışırsınız. Doğrular neyse onları nakledersiniz. Yani bunu ben söylüyorum dediğim budur değil de bu kişi bunu demiş, bu kişi şunu demiş dersin en azından. Bu da sorumluluğu senden alır. Kardeşlerim, Horasan'dan salih bir zat hacca gitmeye karar vermiş zamanın bir tanesinde. Oradakiler demiş ki, bak Bağdat'ta demiş çok tanınan evliya bir zat var. Git demiş elini öp onun duasını al. Ondan sonra hacca git. Bağdat'a gelip o mübarek zatı aramış. Nihayet bulmuş. O zatın elini öpmüş, sohbetini dinlemiş. "Nereye gidiyorsun?" demiş o Allah dostu. O genç adam da "Efendim," demiş ben, "Hac görevi için yola çıktım. Şuradan şuraya gidiyorum." Mübarek zat demiş ki, "Evladım, arkadaşsız yola çıkılır mı? Bir talebimi vereyim de inşallah sen onunla gidersin." "Peki efendim der, siz nasıl uygun görürseniz. Neyse, Yolda giderken o talebeye adını sorar. Ali oğlu İbrahim der. Hac bitti. Hacdan döndüklerinde o mübarek saat talebemi der nasıl buldun? O salih kimse efendim demiş çok iyi bana hizmet etti ama çok konuşuyor. İsmini sordum bana babasının ismini de söyledi. Ben babasını sormamıştım ki der. Bu örnekte neyi anladık? Demek ki sorulmayan şeyi söylemek bile uygun görülmüyor. Biz biraz daha lüzumsuz konuşuyoruz. O örneği vermek istedim. Yanına hacca bir arkadaş gitsin diye şey yaptı. Bak o kadar hacca gidildi gelindi mesela. Akılda ne kaldı? Çok konuşan bir kardeş. Neden? Gereksiz konuşuyor. Bugün de aynıları var. Bunu biz de yapıyoruz. Kulağımıza da geliyor. O yüzden en değerli sermayemiz olan ömrümüzü ve şu sayılı olan nefesimizi boşa harcamamak en güzeli değil midir? Her şeyin hesabını vereceğimizi biliyorsak ki amenna ağzımızdan çıkanların da o neyle iştigal ediyorsak her şeyin de bir hesabının olduğunu bileceğiz. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin o beş maddelik enfes uyarılarının sonuncusu sabır. Zaten sabrı birçoğunuz benden daha iyi biliyorsunuz ama tekrar edelim. Sabır ne yaşadıysak kardeşlerim buna tahammül göstermek. Acıya katlanmak deyin, göğüs germek deyin, efendim sebat etmek deyin, deyin de deyin manalarını biliyoruz. Ama bilmek yetmiyor. Bunu hayatımıza uygulayabiliyor muyuz? Mesele o. İmam Nevevi şöyle diyor mesela Allah rahmet eylesin. Sabır diyor, nefsi emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmaktır. Allah korusun, çocuk öldü, şu kaza yaptı, hoşuna gitmeyen bir haber aldın. Emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmak. Ne yapmam gerekiyor benim bu acı karşısında? Şöyle durmam lazım. Bu kelimeleri kullanmam lazım. Hemen sabı, sabır bu mekanizmaları devreye sokuyor ve diyor ki devamında. Bu da ibadetlerin zorluklarına, belalara ve günah dışındaki zararlara tahammülle gerçekleşir. İnsan ibadetlerde de zorluk bulabilir. Bu ayıp değildir. Efendim sabah namazında hele hele dışarıdasanız yani evinizde hemen sıcak taraftan musluğu açtığınız şakır şakır su gelmeyebilir. Yolculuk yapanlar bilirler. Gerçi şimdi artık benzin istasyonlarında da sıcak sular var ama diyelim dağlık bir yerden geçiyorsunuz. Buz gibi suyla abdest alacaksınız. Zaten abdest alması ayrı. O soğukta tir tir titreyerek kurulanması ayrı bu nefse ağır gelebilir. Ama ne dedi? Nebevi, Allah rahmet eylesin, emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmaktır sabır. Benim namazımı kılmam gerekiyor. Ne kadar ağır olsa da. Diyelim örtünmem gerekiyor. Bir hanım kardeşimiz için. Çok güzel bir hanım kardeşimiz. Efendim, dürüst, sabırlı, şöyle böyle, hatta namazını kılıyor ama bir taraftan gelmiş şeytan, aklını çelmiş. Allah'ın bir farzını yaptırıp ötekini yaptırmamaya çalışıyor. En azından bir yerden kazançlı çıkayım diye düşünüyor şeytan. Diyelim bu hanım kardeşimiz bunu yapamadı. Yapması gerektiğini biliyor mu? Biliyor. İşte orada hemen bu devreye girse, bir dakikaya bana ağır gelse de şu an örtünmek, arkadaşım şöyle der, böyle der. Güzelliğim gider, bekarım kimse beni göremez. Neyse neyse. Hemen ne devreye girecekti? Sabır. Benim örtümem gerekiyor. Sabredeceğim. İşte bu sabrın örneği böyle aktarılmış İmam Nevevi Hazretleri'nde. Kardeşlerim, biliyorsunuz bununla ilgili çok ayetler var. Vaktimiz az. Zaten konu sizce de malumdur. O yüzden Yunus Suresi'nin, Kehf Suresi'nin ve Nahl Suresi'nin bazı ayetlerini sizlerle paylaşalım. Mealen: Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. İman etmiyorlar diye onlara üzülme. Hilelerinden dolayı da sıkıntıya düşme. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın. Kalktığın sırada Rabbini hamd ile tesbih et. Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabret. Allah'tan yardım isteyin ve sabretin. Sabah akşam Rabbine ibadet ve niyazda bulunan ve O'nun cemalini, rızasını isteyen müminlerle beraber sen de sabret. Biz O'nu her hususta sabırlı bulduk o ne güzel kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Lokman aleyhisselamdan bahsediliyor ve şöyle devam etti. Yavrucuğum namaz kıl, iyilikleri emret, kötülüklerden nehyet, başına gelene de sabret. İşte bunlar azmedilmeye değer işlerdir.'' Bizler nefis ne kadar isterse istesin haram olan şeylere meyletmemek. Tam tersine ne kadar ağır gelse de kabul edip, itiraf edip, tahammül edip, sabredip helallere ve yapmamız gereken o emirlere yönelmeliyiz. Buna mecburuz. İşte bugün bu beş maddeyi bizlere Hazreti Ali radıyallahu an Efendimizin şu sözünü mihmandar olarak aldık. Kimse Allah'tan başkasından bir şey ümit etmesin. Kimse günahından başka bir şeyden korkmasın. Alim bilmediği şeyi öğrenmekten omuz silkmesin sizden birinize bilmediği bir şey sorulduğunda bilmiyorum desin. Ceset için baş neyse iman içinde sabır odur. Böylelikle bu güzel tavsiyelerin ışığında programımızı da nihayet erdiriyoruz. Allahu Teala'dan niyazımız okuduğumuz bu güzel sözleri paylaşan Hazreti Ali radıyallahu an efendimizle bizi görüştürmesidir. Selamlarımızı iletmesidir. Selam olsun ona. Ruhuna hediye olmak ümidiyle buyurun üç ihlas ı Şerife ve bir Fatiha-i Şerife. Bismillah.